Merhaba. Bugün 20 Haziran Cumartesi. Saat 3'ü geçti. 15'i geçti. Sokağa çıkma yasağı bitti. Cuma günü Kastamonu Açık Söz Gazetesi. Kırın Topuzu başlıklı bir yazı. Yazım yayınlandı. Reşredildi. Malumunuz son günlerde bankaların yönetim kurulu üyeliklerine atanan siyasiler, işte eski milli güreşçilerimiz gündemde. Onun üzerinde birçok tartışma cereyan ediyor. Yani kimisi bunu eleştirmeyi vatan hainliğiyle eş tutuyor. Kimisi de sanki daha önceki hükümetlerde hiç yapılmamış şeylermiş gibi tamamen siyasi amaçlarla yükleniyorlar. Türkiye'de, yani Cumhuriyet tarihinde başından itibaren diyelim, bu tür ballı maaş alınan yerleri eşe, dosta, yakınlara dağıtılmasını arpalık diye bir ismi var. Yani bilinir bu. Arpalıklara da siyaset yapmışların, aday adaylarının, hizmeti geçmişlerin ya da başka sebeplerle canları kimi isterlerse atanan insanlar oluyor. Bu tabi zaman zaman gündeme geliyor, eleştiriliyor. Burada şeye dikkat etmek lazım. Yani eleştirdiğimiz zaman çözüm önerisi getirmemiz gerekiyor. Yani bu bütün hükümetlerde böyle oldu. Yani hükümetteki kimse farklı insanları oraya getirmedi. Ehliyete, liyakate de dikkat etmedi. Ama son zamanlarda bu çok belki sosyal medyanın da etkisiyle görünür oldu. Daha önce olanları da biz görmediğimiz, bilmediğimiz için yokmuş gibi düşünüyoruz. Şimdi ben bir varmış bir yokmuş örneğinde yani 80'li yıllarda bir siyasetçi portresini anlattım. Şahit olduğum, en yakınından bildiğim kişiyi anlattım. Babamı anlattım. 84-89 yılları arasında daha 35 yaşında genç bir delikanlıyken kendi zenginleşmesi yerine 5 yılını Kastamonu'ya veren, 2 kere mide kanaması geçiren, bir takım iftira ve karalama davalarıyla muhatap olup küçük birikimlerini kendi savunması için avukata ödeyen, Kuzey Kent gibi bir şehir kuran, yani bütün bunları yapıp zenginleşmeyip ve ardından da elinde güç imkan olduğu halde bütün arkalıklardan herhangi bir talepte bulunmayan bir siyasetçi profili. Bunun gibi örnekler, babam gibi örnekler var. Türkiye'nin her yerinde var. Bunlar siyasi kurbanlar. Siyaset aslında kurban olunacak yerdir. Siyasetnamelerde de bu işin ne kadar önemli olduğu, ateşle imtihan olduğu, yetimin hakkını, hukukunu korumak gereken makamlar olduğu, ehliyetli, adaletli, liyakatli davranılması gerektiği, basiretle, ferasetle, dirayetle bu işlerin yapılması gerektiğini, buraların emanet olduğunu, emanete sahip çıkılması gerektiğini hep yöneticilere tavsiye edile gelmiştir. Bunu ben en yakından yaşayan bir Kastamonlu olarak bunu anlattım. Yine Refah Partisi'nin siyaset yapan Erten Gülek abimizin bir paylaşımıyla karşılaştım. İşte Keçeciler Devlet Planlama Teşkilatı'nda çalışırken Özal'ın isteğiyle istifa ediyor ve Anavatan Partisi'nin kurucularından partiyi kuruyorlar.
Fakat o zaman tabii 12 Eylül Cuntası Etkin listelere onay veriyor. Kenan Evren ve Cunta yönetimi. Geçicilere onay vermiyorlar. Daha önce Selamet Partisi ile işte Erbakan'la Kudüs mitingi Konya'daki yürüyüşte olması sebebiyle onay verilmiyor. Parti kuruluyor, iktidara geliniyor ama kendisine milletvekili ne bir maaşı var ne bir geliri var. Bir yıl iki yıl geçiyor. Sonra Özal'a çıkıyor. Efendim bu böyle olmuyor. Benim 4 tane çocuğum var. Devlet Planlama Teşkilatı'na geri dönmek istiyorum diyor. Rahmetli Özal da olmaz diyor. Bunu bir şekilde çözeceğiz. Bir süre sonra Vakıfbank Yönetim Kurulu üyeliğine atandığını öğreniyor. Fakat buna karşı çıkıyor. Toplantılara katılmıyor. Özal'a gidiyor. Birincisi ben itikat sahibi bir insanım. Faizli bir bankadan maaş almayı istemiyorum. İkincisi bu Vakıfbank, vakıflarla ilgili bir konu, hassas bir yer. Üçüncüsü ben siyaset bilimleri okudum, bankacılığın B'sinden anlamam. Döndüğüncüsü de ben siyasetçiyim, bu atama hem partime hem şahsıma zarar verir deyip kabul etmiyor. O süre zarfında kendisine tahakkuk eden huzur haklarını da bir çocuk esirgeme kurumuna tevdi ediyor, devletin bir kurumuna. Yani bunları bir varmış bir yokmuş diye anlatırken, yani masal değil aslında, bunlar yaşandı. Yani böyle insanlar da siyaset yaptı. Siyaseti bir zenginleşme makam mevki olarak kullanmadı. Bir fedakarlık olarak gördü. Tabii toplumumuz bu tür insanlara çok fazla teveccüh göstermiyor. Maalesef toplumumuzdaki beklenti de lafta siyasetçilerin doğru, dürüst, hak yemeyen insanlar olması şeklinde ama sandığa gittiği zaman kim benim kendi usulsüz işimi yapar diye bakarak tercihte bulunduğu için, özetle siyasiler yoğurdun kaymağı olduğu için maalesef bu tür isimler ya geri planda kalıyor, ya sistem onu dışlıyor, ya da sistemin kurallarına uyup bozulabiliyor. Ben bu yazımda bunu anlatmaya çalıştım. Güreşçilere düşman değilim. Hamza Yerlikaya'yı seviyorum. Türkiye'ye şampiyonluklar kazandırdı. Ama kantarın topuzunu da kaçırmamak lazım. Kendisine teveccüh gösterilmiş, milletvekili yapılmış. Teveccüh gösterilmiş, Cumhurbaşkanı danışmanı yapılmış. Yetmemiş, üçüncü teveccüh gösterilmiş. Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı olarak atanmış. Hadi bir de dördüncü teveccühle uzmanı olmadığı bir alanda banka yönetim kurulu üyeliğine atanmış. Bu her şeyden önce Hamza Yerlikaya'ya bir eziyettir. Yani ben öyle düşünüyorum. Biraz çeki düzen vermemiz lazım galiba bu işlerde. Ya da bir usulünü belirlememiz lazım. Olabilir. Desteklenmesi gereken insanlar vardır. Siyasette emek vermiştir, zaman vermiştir, para harcamıştır, kendinden kaybetmiştir. Bununla destek olmanın da bir yolu, usulü olmalıdır. Belki bu usuller, kıstaslar belirlendikten sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelen bir teklifle, bütün partilerin onayıyla, herhangi bir arpalıktan, uzmanı olmadığı bir yerden maaş alma şeklinde değil, daha doğru, dürüst ve Millet Meclisi'nin onayıyla takım destekler verilebilir diye düşünüyorum. Düşüncelerimi sizlerle paylaşmak istedim. Teşekkür ederim.